Trabzon'da yaşanan olaylar tabii ki hemen dünya kamuoyuna servis edildi, düştü dünya gündemine. Yabancı basında çok genişte yer buldu, yankı buldu. Özellikle şu uluslararası, dünyada çok bilindik haber kanalları, daha doğrusu spor kanallarında, spor sitelerinde, spor gazetelerinde, Türk futbolu adına utanç verici manşetler atıldı. Bir kez daha, çok kısa bir zaman dilimi öncesinde akşamki müsabakayı oynatan Maçın hakemi Halil Umut Meral'de bir saldırıya maruz kalmıştı biliyorsunuz. Yine benzer şeyleri konuşmuştuk. Bu kez daha farklı bir senaryo ile karşı karşıya kalındı. Dünya spor severleri o geceyi Türk futbolunda meydan savaşı diyerek öğrendiler. Avrupa basını Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan skandalı yazdı. Gazeteler meydan savaşı manşetleriyle çıktı. Sahadaki şiddet İngiliz medyasında geniş yer buldu. BBC Sport, "Trabzonlu taraftarlar mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı" dedi. The Sun, "Yüzlerce taraftar Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya indi" ifadesini kullandı. Mirror haberi, Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel üzerinden gördü. Eski Queens Park Rangers FC yıldızının saldırgan taraftarlara yumruk attığını belirtti. Skandalı Hollanda basını da gördü. De Telegraf Fenerbahçe Mişi Başuay'ı sahaya giren holiganlara karate vuruşu yaptı dedi. Wotelbal Türk hükümeti kavga ile ilgili soruşturma başlattı başlığını attı. İspanyol basınından marka Trabzonlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı derken Mundo Deportivo Trabzonlu taraftarlar Fenerbahçelilerle kavga ediyor başlığını tercih etti. Diario Aste talihsiz bir meydan savaşı ifadesini kullandı. İtalyan Calcio Mercato maçta cinnet sahneleri başlığını attı. Tutto Sport Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı dedi. La Gazzetta başüiden taraftara dönen tekme manşetiyle çıktı. Fransız L'Equipe galibiyet sonrası kaos ortamı başlığıyla haberi duyurdu. Alman Bild gazetesi de Türkiye'de skandal başlığını tercih etti. Olaylı derbiye ilişkin FIFA'dan da açıklama geldi. Başkan Gianni Infantino şiddet kesinlikle kabul edilemez. Futbolcular güvende ve emniyette olmalıdır. Faillerin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çalışıyorum dedi. Futbol müsabakalarında sadece futbol değil aslında son dönemde spor müsabakalarında artan bir gerilim var. Trabzonspor Fenerbahçe maçında da bunu net bir şekilde gördük. Olası tehlikeli bir senaryo ile karşı karşıya kalınmadı. Bir ciddi yaralanma, bir ciddi sakatlanma gibi durumlar olmadı şükür ki ama her anda olabilirdi. Korner direğini alıp bir futbolcuya vurmaya çalışan mı ararsınız? Yoksa elinde kelebekle sahaya giren mi ararsınız? Bir sürü senaryo var orada. O maç esnasında da Livakovic'e gelen bir para var mesela. Usulsüzlükler o kadar çok ki o mücadelede açıkçası hangi birini sayacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü stada girişlerde de mesela başkasının Pasolig'i ile ki bu da bir usulsüz stada girenler dahi var. Yakalananlardan biri de o şekildeydi hatta. Şimdi bunun yansımaları ne olacak? Yaşanan durum sonrası sahaya giren taraftarlar ya da fiili eylemde bulunan taraftarlar. Taraftarlara karşılık veren futbolcular neyle cezalandırılacaklar ya da cezalandırılacaklar mı? Olayın ardından şimdi 6222 sayılı sporda şiddet yasası yeniden gündeme gelmiş durumda. Yeterli mi ne gibi değişiklikler olabilir? Nasıl bir cezai müeyyidesi vardır diye akıllardaki soru, en büyük soru yasa caydırıcı mı? Peki olaylı maçın ardından artık son duruma baktığımızda kim ne kadar ceza alabilir? Masada nasıl senaryolar var? Detaylar haberde. Hiçbirinde bu denli oyunculara yönelik şiddet eylemini futbolcuları hedef alan ve onların canlarına kasteden bir saldırıyı görmedik. Dün yaşanan olaylar artık bu işin zirvesi. bu maçla ilgili verecek oldukları kararlar Türk futbol tarihinde emsal teşkil edecek. Sosyal medyada taraftarların tahriklerle birbirine girmesi, bir kulüp başkanının saha içinde hakeme saldırması, son olarak Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan saha olayları derken sporda şiddet yasası ne kadar caydırıcı sorusu gündeme yeniden geldi. Yeterli olup olmadığını anlamanın tek bir yolu vardır. ...caydırıcı mı değil mi ona bakmak. Geçtiğimiz 13 yıl içerisinde sporda şiddet... ...gündemimizdeki yerini ne yazık ki korumaya devam etti. Aslında 6222 sayılı sporda şiddet yasası... ...2011 yılında hayatımıza girdi. Ancak Holi tribünlerden ayrılmadı. Günden güne şiddet tırmandı. Bilanço her maç daha da ağırlaştı. Sahaya şiddet sokanlara sadece para cezası verildi. Buna tevessül edenlerin mutlaka ama mutlaka cezaevine gireceklerini ve cezaevinde belli bir süre kalacaklarını ciddi manada kendilerini etkileyecek bir süre kalacaklarını bilmeleri gerekiyor. Peki Trabzon'daki olaylı maçın ardından profesyonel futbol disiplin kurulu kime hangi cezayı verecek? Sahaya giren holiganlarla ilgili verilecek yaptırımlar 6222 sayılı yasa çerçevesinde seyirden men tedbiri uygulanacak derhal. Yüzünü kapatan, maskeyle gizleyen kişiler de var. E, oyunculara yönelik şiddet eyleminde bulunanlar da var. Bunlar da en az 1,5 yıl ile 4,5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacaklar. 7 8 maçlık bir cezanın Trabzonspor'a verileceğini ve ağır bir para cezasıyla kulübün cezalandırılacağını düşünüyorum. Sahaya girenlere tribünden men edilme, futbolculara saldıranları 1,5 ila 4 yıl hapis cezasıyla yargılama, Trabzonspor'a 7 ila 8 maçlık saha kapatma ve para cezası. Bir diğer soru da sahada Trabzonlu taraftarlarla karşı karşıya kalan Fenerbahçeli futbolcuların ceza alıp almayacağı. Futbolcuların kendilerini koruması, arkadaşlarını koruması meşru müdafaa sınırları içerisindedir ve bu çerçevede futbolcuların ceza alma ihtimalinin ben hukuken zayıf olduğunu görüyorum. Meşru müdafaa cezasızlık sebebidir.